Hürriyet. Galatasaray'dan transferde Justin Kluivert ve Andrea Bilotti hamlesi. Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Lucas Torreira ve Dries Mertens ile kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılarda yeni gelişmeler yaşanıyor. TRT Spor'un haberine göre Galatasaray yönetimi Justin Kluivert ve Andrea Bilotti için harekete geçti. Haberde sarı-kırmızılıların Justin Kluivert'ı kiralamak için Roma'ya teklif yapıldığı belirtildi. Bilotti hamlesi Ayrıca Galatasaray'ın Torino ile sözleşmesi biten 28 yaşındaki golcüyü de kadrosuna katmak istediği kaydedildi. Gözden kaçmasın, Galatasaray Dries Mertens ile bir yıllık anlaştı. Lucas Torreira ile aynı uçakla geliyorlar, yıllık ücreti ve imza parası haberi görüntüle. Sporx. Galatasaray'dan üst üste iki kap. Galatasaray Lucas Torreira'nın ardından Dries Mertens için de kapı açıklama yaptı. İşte Galatasaray'dan yapılan açıklamalar. 21.00, profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pasquan'ın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. 21.36. Profesyonel futbolcu Dries Mertens'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Özel uçakla geliyorlar. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Lucas Torreira Milano Linate Prime Havalimanı'ndan özel uçağa bindi. Lucas Torreira'nın yanında Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve sarı kırmızılı takımın eski futbolcularından Arda Turan da yer aldı. Erden Timur ve Arda Turan ikilisi Milano'dan Brüksel'e geçecek ve orada Dries Mertens de bu uçağa binecek. Galatasaray her iki transferini de aynı anda İstanbul'a getirecek. Torreira'nın şartları Galatasaray, Torera için 6 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro da bonusu ödeyecek. Sarı Kırmızılılar ile 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak Torera, senelik 3 milyon 200 bin euro garanti ücret alacak. Dries Mertens'in şartları. Galatasaray, Torera sonrası Driz Mertens ile de anlaştı. Sarı Kırmızılılar'da uzun süredir görüşmeleri yürüten Erden Timur, Belçikalı Yıldız'la anlaşmaya vardı. 35 yaşındaki Mertens, Galatasaray'la 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi vizesi alırsa, Mertens'in sözleşmesinde de opsiyon devreye girecek ve kontredi bir yıl uzayacak. Galatasaray, Mertens'e senelik 4 milyon euro verecek. Dırız Mertens kimdir? Kariyerine ülkesinin köklü kulüplerinden Enderleşt'te başlayan Mertens, altyapıda K. Gent'e transfer oldu. Farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Belçikalı futbolcu, 2007'de Hollanda'nın Agovi takımına geçti. 2009'da bu kez Utrecht'in yolunu Turan Mertens, iki sezonun ardından bu ülkenin köklü kulüplerinden PSV'ye imza attı. Burada da başarılı bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, 2013'te İtalya'nın Napoli takımına transfer oldu. Uzun süre Napoli'de forma giyen Mertens, Serie A'da 295 maça çıktı ve 113 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli golcü, Napoli tarihinin en golcü oyuncusu olarak tarihe geçti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 38 maçta 17 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde 70 karşılaşmada 18 kez gol sevinci yaşayan Belçikalı Santrfor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 4 müsabakada 1 gol buldu. Kulüp kariyerinde toplam 682 resmi maça çıkan Mertens, 246 kez fileleri havalandırdı. Belçika milli takımının da formasını 105 kez terleten 35 yaşındaki oyuncu 21 kez ağları sarstı. Lucas Torreira kimdir? Kariyerine sarı kırmızılı takımın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera gibi ülkesinin Montevideo Wanderers takımında başlayan Torreira, 2014'te İtalya temsilcisi Pescara'ya katıldı. Bir sezon sonra Sampdoria'ya geçen 26 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, 2018'de 26 milyon pound bonservis bedeliyle İngiltere'nin Arsenal takımına transfer oldu. Uruguay milli takımının da formasını giyen Torreira 2020-2021 sezonunu İspanya'nın Atletico Madrid, 2021-2022 sezonunu ise İtalya'nın Fiorentina takımlarında kiralık olarak geçirdi. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.